Sence gerçekten 6 ayda yepyeni bir insan olmak mümkün mü? 6 ay değil 6 saat de mümkün de. <laughs> ne gerek var? Bir de ona bakmak lazım. <laughs> Canım tabii İngilizce biliyorsun ama Almanca hiç şu seviyede okumadıysan bunlar olmaz. Fransızca bilmeyen gerçek bir entelektüel olamaz. Dünyanın en büyük 10 yatını izledim geçenlerde. Allah kabul etsin muhteşem yaptılar gerçekten. Şu baktım ya verseler hayır demem. Yani çok yakıyor benzin olarak ama olsun buluruz. Ya, yatı veren Allah benzini de verir. Benim yat bilincim yok. <laughs> Benim köşk bilincim de yok. Köşk, bak. bak köşk bilinci yaparım ben sana. 10 gün bana takıp. <laughs> yavrum küçük düşünüyorsun. Büyük düşün büyük senin olsun. Sevgili ve güzel Sinan Canan. Mustafa Can. Nasıl, Nasıl Bir kısıtlama efekti veriyor ama ya. Yo ben vallahi çok seviyorum bunları. Bu her seferinde alta gelen en az bir adet hani 300 tane yorum geliyor. Bunlardan bir tanesi numunelik bir tanesi. Ses çok kötü bilmem ne falan diye bir. Sen yazıyorsun onu biliyorum. Senin yüzünden masraf <bahsettim>. edip mikrofon aldık. <laughs> ben. Mikrofon vardı bu arada uzun süredir ya. Yani burnumuza mikrofon soktuk yani. <laughs> daha yani daha evet. çok... hani... Ama <laughs> yani şimdi milletin çoğu da yolda dinliyor. Cep telefonundan kulaklıkla falan filan. Anlıyorum. Bu muhtemelen şikayetler senin değil benle ilgili. Benim ses biraz bas tondan yapacak bir şey yok. Şimdi konserde bile Tom Meisterler benimle biraz uğraşıyor yani. Böyle öne çıkarma, parlatma falan. Bakalım bunlar inşallah güzel işe yarayacak diye düşünüyorum. Bir pazar sabahı da sizlerle bu vesileyle beraber olmak çok hoş efendim. Bir hava da katıyor genel olarak. Yani Havaya girdin yapıyoruz. değil mi? Evet. Azıcık Podcast Azıcık ışık mışık böyle yani ben bir şeydi. Son dönemde sosyal medyada böyle çok sıklıkla gördüğüm, hatta bazılara neredeyse ikna olmak üzere olduğum bir bakış açısı var. Çocuklar kullanıyorlar bunu. Çocuklar dediğim daha 30 yaş altına hitap eden bir dilde kullanılıyor. 6 ayda şunları yap. Hayatının tümünü değiştir. 6 ayda işte itinayet, şuna başla. Bunun içerisinde spor, kitap okuma, işte davranışa dönük yapma, sabahları erken kalkma. Bir şeyler var. Hani bir alışkanlık sepeti var. 6 ayda yepyeni bir insan ol. Bambaşka bir insan ol. Bunun benim bile o yeni insan olma oltasının, çıpasının, yanına Alpay'ı da almış olalım arada, beni bile hafiften bir ikna ettiğini ya da böyle hani aklıma bir ka kaşıdığını <laughs> fark ettim cümle olarak. Sonra bunu buna niye düşüyorum acaba ya yani bu tuzağa niye düşüyorum? Bu bir tuzak yani yenileşme. Halbuki olduğum halden bir şeyim de yok yani bir sıkıntım da yok. Ama yeni bir insan olma, kendini evritme falan talep ettiğimiz bir şey. Bu dönemde bunun kendi versiyonumuzun iyi haliyle alakalı bir talep havuzu olduğunu fark ediyorum. Herkes kendini bir değiştirmek istiyor. Sence bu buna fırsatımız olduğu için içinde düştüğümüz bir bakış açısı mı? Yoksa bu hep içimizde vardı bir yerde. Artık teknolojilerin getirdiği yapıyla beraber ya da işte bilginin kendisine kolay ulaşılabilir olmasından kaynaklı e, mı heves ediyoruz bu buradaki mevzuya? Acık üzerine sohbet edelim istiyorum. Sorunun özeti de şu. Soruyla başlamış olayım. Hı. Sence gerçekten 6 ayda bir şeyler yaparak yepyeni bir insan olmak mümkün mü? 6 ayda değil 6 saatte de mümkün de <laughs> ne gerek var bir de ona bakmak lazım. <laughs> Şimdi günümüz insanının benim eğitim verdiğim konuştuğum konularla alakalı olarak gözlemlediğim kısmı hiç kimse kendisine yetmiyor hep bir daha ileri düzeyde bir şey yapma zorunluluğu var. Bu konuda çaba göstermediği zaman sürekli, belki düşük düzeyde ama sürekli bir suçluluk hissediyor. Hmm, hmm. Bu konuda bir şey yaptığı zaman büyük umut bağlıyor. Mesela bir eğitim aldığında, bir diploma aldığında, bir işe girdiğinde, bir yola çıktığında. Fakat o yolun sonunda o diplomayı alınca, bir şey olunca falan hep bir lan bu da değilmiş oluyor. Ve biz kendinden memnuniyetsizlik haline öyle bir teşneyiz ki Bunda çok güzel kullanan bir sistem var şimdi. Bize hep yani işte falanca cihazın yoksa eksiksin. Falanca gibi görünmüyorsan eksiksin. işte şunu bilmiyorsan eksiksin. Bir tane uygulama geziyor abi çok enteresan. Bütün kitapları sana 15 dakikada özetliyormuş ve diyor ki partilerde ortamlarda satılacak böyle güzel bilgilerle dolu entelektüel görünümlü. Şimdi doğa görünümlü Şahin gibi bir şey olmak istiyorsan beni yükle falan diyor. Yani Dostoyevski'yi okumanla ilgilenmiyor. Dostoyevski'yi okumuş gibi yapabilmenin seni bir yere taşıyacağını söylüyor ve haklı herif yani kadın ya da kim yapıyorsa uygulamayı. <laughs> Onu satın alıyor insanlar mesela. Bayağı da büyümüş galiba o tip işte o işleri yapan bir şirket. Geçenlerde onun bir unicorn hikayesiyle ilgili adı geçti. Tekrar oradan hatırladım. Şimdi insanın fabrikalarının beşinci ayarı sınırlarını aşmak ya insan devamlı gelişim, inkişaf, böyle genişleme yolunda olması gereken böyle kurgulanmış bir varlık ya. Zaten şimdi içimizde böyle bir şey var. İçinde yaşadığımız dönem atalarımızın hayal bile edemeyeceği imkanların gözümüze ekranlardan serildiği de bir dönem. Artı herhangi bir konuyla alakalı dünyada aklımıza düşen herhangi bir işle ilgili biz ne kadar iyi olursak olalım, onu bizden çok daha iyi yapan birilerine hemen ulaşabileceğimiz bir ortam. İşte bir işi ne kadar iyi yapıyor olursan ol, onu muhakkak senden iyi yapan bir uzak doğulu vardır diye bir laf var ya. <laughs> evet. biz en azından bir Çinli çıkıyor, senin yapabileceğinden <laughs> çok daha fazlasını yapıyor. Ve bütün bunların içerisinde bir de şeyi ekle abi. Bizim ailelerimizde genelde ne var? Hatice'nin oğlu böyle, sen hıyar gibi oturuyorsun var mesela. Var, Hep Hatice'nin oğluna göre bir eksiğimiz var. Okulda... 8 dersimiz çok iyi birinden çakmışız. Ya matematik ya din kültürü ve ahlak bilgisi bir tanesinde kötüyüz. Muhakkak onun iyi olması yönünde yükleniyor. Ya bütün bunları topla kümülatif olarak biz bir boka yaramıyoruz. Yani genelde içi bize böyle bir empoze ediliyor bir şey. Senin hep bir eksiğin var. Devamlı onu gidermen lazım. Bunun için de en iyisi paran varsa bas satın al yoksa çalış kazan. Ki basıp satın alabilirsin. Şimdi böyle bir döngü bu kapitalist sistemin güzel işlemesini sağlıyor tabii ki. Kendini eksik insanlardan... eksik hisseden insanlardan oluşan bir topluluk... çok kolay manipüle edilebiliyor, çok kolay korkutulabiliyor. Onlara çok kolay mal satıyorsun. Onlara çok kolay... havuçlar tutup koşturabiliyorsun. Bütün bu resme baktığın zaman... bugünün insanının... o doğasında olan gelişme istidadının... sömürüldüğü bir zamanda yaşadığımız çok aşikar. Ama şu da var ki... insan gelişmek zorunda. Fakat... mesela o şeyi öğrenmek zorunda mı? Atıyorum o kitapları 15 dakikada dinleyip de bilmem ne olmak durumunda mı? Ya da İspanyolca öğrenmek zorunda mısın? Ya da ne bileyim curlingde ustalaşmak gerekiyor mu? Yani hayatta böyle bir karşılığı var mı bunun? İnsan bir durup da kendisiyle temasa geçse, mesela gerçekten neye ihtiyacı olduğunu fark etse, dünya cennet gerçekten her şeye ulaşabilirsin ama çoğumuzun bence en önemli sıkıntısı 6 ay değil 6 saatte yepyeni bir insan olabilecekken ne olmamız gerektiği konusunda karar alacak yetkinliğe sahip değiliz. Yani böyle bir olgunluğumuz yok çoğumuzun. Daha doğrusu belki o ne olmak istediğimizi seçmede çok geniş bir yelpaze var. Tabii. Biz oraya böyle dumansı bakıyoruz yani kategorik bakamadığımız için yeni bir insan olalımla alakalı elimizi uzattığımız talepte. Talep ettiğimiz şeyin ne olduğu net değil. Aynen. Yani bir, 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 orada orada bir karmaşa var. Bu acaba bir soru olarak soracağım. Bu sınıfsal bir sorun olabilir mi? Ba bayağı öyle gibi. Yani zaten senin yüzünden karni olduğum bir şey var. Her şey sınıfsal yani. hakikaten seninle konuştukça mesela bu açıldı. Ben hep yıllar boyunca belli bir sınıf ki kendime yakın bir sınıfın dertleriyle ilgili konuştum. Ve yani biraz daha geniş bakıldığında aslında farklı sınıfların farklı problemleri var. Ve her zaman da bu sınıfsal hiyerarşi var yani bir şekilde toplumda bunu kaldıramıyorsun. O yüzden mesela bizim anlattığımız konular bazılarını sinir ederken bazılarına çok isabetli gelebiliyor. Onların ihtiyaçları muhtemelen bulundukları varlık ya da oluş düzeyiyle alakalı olarak bizim anlattığımız şeylerden farklı olabiliyor. Bu da muhtemelen öyle bir konu. Yani dağ köyünde yaşayan bir arkadaşın 6 ay sonra bambaşka bir adam olayım falan böyle bir kafası olamaz. Yani mümkün değil o her an doğayla boğuşmak zorunda. Yani her an kendi varlığını idam ettirmek için rutinleri, ritüelleri olması gereken ve onlarla bağını zayıflattığı anda çökme riski taşıyan bir hayatı var. Ama biz burada elimiz arkamızda geziyoruz. Yani şehirlerden bahsediyorum. Genelde tuzu kuru. Yani bir okulu bitirmeye de çalışıyor olsa, bir evine ekmek götürmeye çalışıyor da olsa... ...kurgulanmış dış yapı açısından güvende yani her şey tıkır tıkır işliyor kabaca bak göktaşı düşmezse falan. Hı hı. E Bunun içerisinde yani yaşamsal gerçek bir problemi olmayınca o sınıfın bir problemi. Mesela beyaz yaka çok eğlenceli bu açıdan. Ben sıklıkla da o gruplarla beraberim. İşte verdiğimiz eğitimlerde en fazla o tip insanlarla karşılaşıyorum. Yani ücretli ve orta üstü düzey çalışanlar diyelim. Eğitimleri de, de iyi var. bu arada. Eğitimleri de iyi tabii ha, eğitimli insanlar. Bu da bir problem abi. Yani <laughs> eğitimin iyi olduğunda bir sürü şeyden haberim var. Okur yazarlığım var. Kimisi maalesef bir de meraklı. Bu daha kötü. Yani onu araştırıyor buna bakıyor falan filan. Benim eğitimlerde öyle yani. Bir bakıyorum sen gene mi buradasın? Öbür eğitim pak orada da <laughs> çıkıyor aynı şey. Sen, ne yapıyorsun diyorum sen. Her yerde var. Ve o devamlı olarak işte ben nereye doğru gelişmeliyim sorgusu hayatı bitirene kadar sürebiliyor bugün. Öyle bir imkanımız var. Daha sen adım atamadan, niyet edip bir şeyler yapamadan imkanları araştırıyor. Yani menüye bakarak açlıktan ölmek gibi bir şey. Menüye baka baka açlıktan ölüyoruz yani. Seçemiyoruz ya o mu bu mu falan. La, söyle birini yiyelim işte. Öyle değil. Çünkü şu çok acı daha önce konuşmuştuk seninle bir şeyi seçip ona kendini adamak diğer bütün seçeneklerden vazgeçmek gibi geliyor. Bu çok büyük bir ilüzyon yani. Onu da yaparsın, bunu da yaparsın. Abi öyle değil. Bir tane midyen, iki tane mid, diye dedim. Bak canım midyesin. Bir tane miden, iki tane gözün var yani. Bu kadar bir sınırın var. Işte, görme açın var. Bu kadarına bakabilirsin. Onun içerisinde bir tane bir şey al. Biraz uğraş. Kendine oradan bir şey kat. Sıkılıyorsan değiştir. Sistem bu kadar rahatken onu da, onu da, onu da al diye satan bir sistem. Buradan kim yırtıyor işte? Önce can sonra canan çeken ve bunu beş yıl aşkın bir süredir yapan iki kişi bundan yırtıyor bence. Derdimiz gücümüz var abi. Ama başkalarına şeyi anlatmak o kadar zor oluyor ki. Yani benim ne kadar zengin olduğumu anlatmak. <laughs> yani mesela bunu şakasını yapıyorum arasında biliyorsun yani. yani. Bu talebi kısıtlama, beklentiyi kısıtlamayla alakalı oluşan bir zenginlik. Benim param benim taleplerime çok fazla yetiyor. Artıyor aynen öyle. da, aynen öyle. ama mesela ne talep ettiğim konusunda herkes hani kendi sınırıyla bir şey düşünüyor. Ben taleplerimi gerçekten kısıtlayarak talep ediyorum. O yüzden gayet hani başka birçok insana benim 10 katım daha para kazanan insana oranla zengin oluyorsun. Ama bu peki bu, bu sen de bir kısıtlanmışlık yaratıyor mu? Esas hayır. problem bu. Bak buna ikna olmuyor insanlar, biliyor musun? Yani bu mesela daha çok para harcayarak varlığını sürdürmeye alışmış bir zihin için zür tesellisi. Ve bunu samimiyetine inandıramıyorsun. Çünkü o başka bir düşünce biçimiyle bakıyor ya. Olsa nasıl yer bu çatır Geçen çatır. gün bir cümleyle ayırdım. Güzel bir şey bu. Ben de para istiyorum. Ama ben kazanmak koşuluyla istiyorum. Hı. Şimdi bu ikisi arasındaki fark hani bunlar küçük. Para istiyorum bu arada. Parayla ilgili konsantrasyonlarım var. Ya da yani Hani talep ettiğim şeyler var ama koşulum şu. Havadan, ekten, fırsatlardan gelen para istemiyorum. Benim, benim kazıyıp biçimlendirdiğim şeyden dönüşsün istiyorum. O tatmin edici bir sonuç veriyor. E şimdi bunları oluşturduğunda ya da bi biçimlendirdiğinde hayatta neyin derinleşmesini istediğinde bu oluyor. Sen de böyle olduğunu biliyorum. Yani bu, bu yaptığımız şeylerin %80'i parayla hiçbir alakası olmadığını biliyorum. E karlı davranmadın. Bunu şunun için söyledim. Deniz hocaların e, bir yaklaşımı var politik psikoloji ile alakalı. Toplumsal travmalar üzerine tanımları var. Galiba bizim Türkiye'de bir dönemimiz travmatik anlamda. Canım şunları yapmıyorsan sen yeterli bir insan değilsin şeklinde oldu. Evet. Bunu senin yediğini de eminim. Ben de yedim. İtalyanca biliyor Canım, tabii İngilizce biliyorsun ama Almanca'yı şu seviyede okumadıysan, bunlar olmaz falan. Yani hani bir şey de onun Fransızca ol... bilmeyen gerçek bir entelektüel olmaz. Olur. Ya da işte bunun bin bir tane hali. Yani çok yayılmış. Şimdi bunun bazı ikonik kişiler, bunları kötü İlber Ortaylı ile falan gönderme gibi oluyor buradaki hikaye... O öyle değil. Yani oradaki kullanılan yerde yakışıyor. O çünkü bu e konu Tabii canım yok konu, ne konu, alakası var ha, hemen. Evet evet tepe yani. noktası. Hı -hı. Ama bunun altında toplumun geneline... Herkes olduğu yerde bir alttaki sınıfta gördüğü kişinin kendisi için kullandığı bir dil olarak... Bunu böyle kullanıyor onu öyle yemiyorsan bunu böyle yapmıyorsun falan falan diye aşağı doğru giden bir... Bizim Anadolu'da çemçük ağzı dediğimiz model. Yani bunun kültürlükle <laughs> falan bir ilgisi yok. İlginç. Aşağılayarak yüksek hissetmeye evet. çalışan zavallının... Ama, ama galiba bir dönem bir 20 yıl bir 30 yıllık bir dönem biz bunu bundan kaynaklı biraz baskı yedik duygusal anlamda ve hani o 15 dakikada kitabı okuyalım madem eksiğimiz bu verelim parasını tamamlayalım evet. hani hızlı bir şekildeki talebin zemini de buymuş gibi geliyor bana oradaki travma yani toplumun tabii. geneline yaygın bir travma var o travmayı satın alarak çözmeye çalışıyor ya da biçimlemeye çalışıyor. Ben bir hatıram var bu konuda isim vermeyeceğim tabii kendisine izin almadım çok da ünlü bir tabii birkaç ünlünün birlikte olduğu bayağı ünlünün birlikte olduğu. isim versem Türkiye Türkiye <laughs> Şu anda onu Ama neyse böyle bir sohbet yapıyoruz. Mesela o çok ünlü dediğim kişilerden en ünlü olanı bana bir ressam adı söyledi tamam mı? Dedim bilmiyorum. Aa dedi, dedi hani dedi karısı dedi şöyle bir edebiyatçı çokmuş. Onu da dedim bilmiyorum. Sonra bir, birkaç isim daha saydı. Birkaç edebi ekol bir şey. Dedim ben onların hiçbirini bilmiyorum. Bana ne dedi biliyor musun? Hocam sen ne mütevazi adamsın ya dedim. Nasıl dedim? E dedi bunları bilmiyorsun ve dedi rahat rahat söyledi. Benim etrafımda hiç böyle adam yok dedi. Abi dedim bilmiyorum benim işim olmaz ya. Ben hayatımda dört kere sanat galerisine gittim. Üçü kazayla girdim yani. AVM diye girdik yanlışlıkla. Sanat galerisi çıktı. Hani ben bilmiyorum benim böyle bir AVM'den beklettin nasıl uzandı yani, artık bu arada. AVM derken biraz daha kabalaştı tamam Ama hakikaten rastgele yolum düşmüştü birkaç kere. Ve yani benim kültürüm içerisinde yetiştiğim kültürde böyle bir şey yok. Ama mesela birisi bana Amsterdam'daki Rembrandt Müzesi'ni öğrettiği zaman ondan... Zevk almama engel değil bu. Yani sınıfsız olarak bana yabancı bir şey değil. Sadece bilmiyorum. Ve en enteresan olanı o arkadaşın bunu hayret ve sitayişle karşılaması. Bak hasret kaldığı şeye bak. Çünkü herkesin biliyormuş gibi yaptığı yerde kimin gerçekten ne bilip bilmediğini bilmiyorsun. Ve rahmetli Alev kıymeti kendinden menkul öz uzman aydın dediği tip çıkıyor. Laflar var altı boş. İlk depremde yıkılacak ama deprem olana kadar veri satıyor mesela. Ve sen onlara bakıyorsun kendini eksik hissediyorsun. Böyle bir sınıfsal baskı oluşturuyor senin üzerinde. Mesela sanatçı anında ışığı ilk hissedendir. Ne güzel. Böyle bir madenci lambası var bir tane burada. Böyle bakıyor her şeyi. Hangi sanatçı abi? Hangisi? Yani tiyatroda çıkıp iki replik söyleyen ya da bir şarkıyı seslendiren benim gibi icracılar mı? Yoksa gerçekten yaratan, üreten bilmem ne... Böyle sabahlara kadar uyumayıp ünser olan falan adamlardan bahsediyoruz. Yani... Ya da hayır bundan, slogan. bundan da bahsetmiyorum ya evde mütevazi bir şekilde hat yapan adamdan bahsediyorum. Ya da mesela aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Şimdi hani, yaratan üreten derken bunu kastediyorum e, zaten. bir şeyde. Yani bunu hobi olsun diye yapan, sabahları da muhasebecilik yapan adamdan bahsediyorum. Yani nasıl karışacağım adamın sanatına? Yani <laughs> Vallahi işte bak tam mesela bunları dedin. 6 ayda, 6 günde, 6 saatte başka bir insan olmanın tek yolu o insanlarda gizli biliyor musun? Mesela ben bir şey beceriyorsam hayatımda temrine dayalı bir ustalığım var benim. Nedir temrin? Eski sanatçıların, hattatların falan çok yaptığı bir şey. Oradan aklıma geldi. Bin kere elif yazıyor adam. Bin kere. Bıkmıyor. Bin kere elif yazıyor. Niye yazıyor? O temrinin, o ustalığın ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyor. Bizimki şimdi diyor ki ibadet olmasın cennete, cennete gireyim. Böyle. Kısa yoldan. Fırsat zihni yani. Bir şey olsun ben yırtayım. Halbuki bir başka insan olmanın yolu tekrardan geçiyor. Devamlı devamlı tekrar etmek ve bu tekrarı bir aşk nedeniyle yapmak. Hoca dedi diye değil, o bir aşk nedeniyle olursa sürer. Ben onu tarif ederken sıcak kalmak diye tarif ediyorum. Hatta senin için de arkandan tarif ettiğim bir şey. Ya yani mesela seni muhtemelen tertemiz bir buçuk ay Hawaii'ye tatile göndersek, geri geldiğinde bu sözel becerinin ya da diğer yapının bir kısmını kaybedersin. Bayağı kısmını çünkü, kardeşim. çünkü sen kendini çok sıcak tutuyorsun. Tabii. Yani devamlı o temrin dediğin hikaye, devamlı düzenli olarak gün içerisinde devam eden bir sıcaklığım var. O yüzden devamlı üretiyorsun, devamlı üzerine katıyorsun. Rutini de satar hiç. Yani hiçbir motivasyonlarımız öyle değil. Hani rutini satalım bir şey de değil. Tabii. Böyle bir motivasyonda şu işte biliyorsun bu YouTube bizim aslında egzersiz alanımız. Yani yani şimdi ben mesela işte yurt içinde, yurt dışında bir şey anlatacağım zaman arada bir YouTube videolarını açıp bakıyorum oralarda ne demişiz, ne yapmışız. Yani hakikaten buralarda hem idmanını yapıyorsun, sıcak tutuyorsun, temrin hmm. ediyorsun. Hem de üretiyorsun aslında. Yani bir şey evet. bir şey üretiyorsun, ortaya bir şey koyuyorsun. O da yarın bir gün kitap yazarken, bir yerde konuşurken falan filan geliyor. Şimdi mesela ne bileyim ben 15 senedir konuşuyorum herhalde, 15-20 senedir devamlı. Ben sürekli konuşuyorum Gerçi de hani profesyonel konuşmacı olarak diyelim 15 senedir konuşuyorum. Yani bu süreç beni her 6 ayda bir bambaşka bir insan yapıyor. Gerçekten çok hızlı dönüşüm yapıyor. Sadece bu. Bak Yeni bir beceri katıp başka bir insan olup sonra başka bir beceriyle başka bir insan olmaktan bahsetmiyorum. Aynı beceri üzerine gittikçe o beceri sende başka başka şeylerin açılmasına sebep oluyor. Bence organik olanı bu. Bu eğitimdeki fırsat eşitliği ile alakalı bir bakış açısı da aynı zamanda. E, bu aslında kendini yenileme. Hepimiz hayata aynı yerden aynı fırsatlarla başlayamıyoruz. Hayat bunu doğru şekilde desteklemiyor. Ama bu hayatta olmak isteyebileceğimiz alanlarla alakalı eski oranla çok daha avantajımız olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Evet doğru söylüyorsun. 20 yaşına kadar hayat sana aynı fırsatları, herkese aynı fırsatları vermemiş olabilir. Ama 20 yaşından sonra sen bilinçli davranırsan istediğin şeye ulaşmak için, bu istediğin şey neyse, hangi bilgi, hangi derinlik, hangi pozisyonsa, buna uygun bir dünyanın içindesini hatırlatmak açısından, bunu bir taraftan değerli de buluyorum. Bu bir fırsat eşitliği dönemi gerçekten böyle. Dünyayı bilgi yönetiyor ve bilgi YouTube'da, web her sitesinde ve, ben, ve her yerde. Sen yeter ki doğru bilgiyi doğru şekilde seç, seçki diyebil, bilginin tonunun ağırlığı altında kalma seçki diyebil düzgün bir şekilde bağlantılarını kur bilgi arasında. Bu seni zaten yepyeni bir şey, yepyeni bir şeyler üretebilen birine dönüştürebiliyor. Biz de şey diyorum ya onu birleştir hemen de bir şey yap yani, bir şey üret. E, evet, bir Aynı bir şekilde şey. bir bir Anladım. şeye dönüşsün. Hı. Ama bu hemen yanında bu 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 konuştuğumuz konunun 35 derecesi. Geri kalan 300 küsür derecesi, 325 derecesi içinde şey barındırıyor yani. Aynı anda balıkçı ol aynı anda dalgıç ol, aynı anda uzaya çıkalım, aynı anda şunu yapalım gibi yani bunların hepsi olsun. Özünde de şey yaparım kariyerde. <laughs> bir de özünde gizli şey önermesi de oluyor yani. Aslında bu yaptıklarım benim yakın çevremden daha üstün olmamı sağlayacak bir iktidar pozisyonu da bana sağlasın. Yani öyle bir sosyal fırsatım da olsun, öyle bir sosyal alanım da olsun. Hava atabileyim gibi bir gizli önermeler, gizli döngülerin içerisinde döner duruma getiriyor. Sen daha önce konuştuk ya kimlik kişilik farkı. Hı -hı. Kimlik formülle geliştiriliyor, etiketle, evet. işte, titirle Hı -hı. bir şeyle, ünvanla, Hı -hı. hatta stratejiyle Aynen. artık. Ama kişilik mesela kıssadan hisseyle, temrinle çalışarak adanmışlıkla, keyifle keşfederek falan filan olan bir süreç. Öbürünü yapıştır, yapıştır, yapıştır. Fakat depreme dayanıklı değil. sallantıda langır diye yıkılıyor. Öbürü temelleri sağlam abi. Mesela şimdi ben sıklıkla, sıklıkla olmasa da nadiren bizim kanalda çünkü arkadaşlar yorumlar canı var bu arada. Bizim özel merakımız yorumları okuyoruz. Yani şu anda yazıyorsanız ya da yazacaksanız bilin ki okunuyor kesin. Ben kaçırsam Mustafa hepsini okuyor vallahi. Sonra da gelip bana söylüyor. Mesela bizim yorumlarda arada bir gördüğüm bir şey var. Tuzu kuru bunlar konuşuyor. Şimdi bu fırsat zihniyle YouTube tüketen adamın söyleyebileceği bir söz. Çünkü şunu arıyor. Aynı benim gibi olsun, benim bildiğimi bilsin, benim gördüğümü görsün, benim kullanabileceğim bir formül versin, ben kapatayım, işimi kolaylaştırayım ama ben mesela hiç benimle alakası olmayan, işte bazen ne bileyim bir yıllardır köyde çobanlık yapmış bir adamla röportaj yapıyorlar o, bazen benim hiç ulaşamayacağım bir yerde işte böyle devasa bir, bir uluslararası şirket CEO'sunun bir lafı oluyor, bilmem nesi oluyor. Bak oradan kim konuşuyor olursa olsun hisse alabilmek bizim eski kültürün öğrettiği bir şeydi. O senin ayakkabılarını giymemiş olabilir. O senin hayatında yaşamıyor olabilir ama anlattığında bir hakikat nüvesi var. Hisse mantığıyla dinlemeye başladığında duyduğun her şey seni başka bir insan yapıyor. Her şey ama. En sinir bozucu, gerizekalı, aptal, cringe böyle berbat YouTube videosundaki o işte kütüphanede osturdum, çaktım, yandı ergen var ya. Ondan bile öğrenebileceğin bir şey var. Abi. <laughs> ben valla böyle bir YouTube videosu izledim bu arada. Gerçekten var. Bizim mühteşem Türk YouTuberlarımızdan biri yapmış. <laughs> Kütüphanede işte bir şey yapıyorlar yani böyle işte. Mesela <laughs> milyonlarca izlenmiş videolardan bir tanesi. Oradan bile bir şey alırsın. Yani en azından Allah çocuğu çocuğu muhafaza etsin diye kendi çocuğunu biraz daha fazla ilgilenirsin yani. Hisse alma bir kere bu işin başlangıcı. 6 ayda başka bir insan olmak istiyorsan formülle yapamazsın formülle olmaz. Benim hayatımda hiçbir şey formülle gitmedi. Ne zaman ki benimle hiç alakası olmayan bir yerden hisse alabildim, o bir tık bir şey yaptı. Ama o aldığın hisseyi abi işte hep diyoruz ya eyleme geçmeyen farkındalık, pişmanlık diye bir şeyle devam ettireceksin. Mesela biz şimdi konuşuyoruz seninle. Henüz Nobel almadık bildiğim kadarıyla Pulitzer falan öyle bir ödülümüz yok. Öyle hani çok hatır sayılır tarihe geçmiş bir başarı falan falan öyle bir durum yok. Fakat galiba biz hayatımızdan memnunuz böyle konuştuğumuza göre. Yani ben öyleyim, sen de öyle olduğunu düşünüyorum. Gayet, gayet. Yani bir işler, çıkışlar var, ki, zorluklar evet, var, evet. bir şeyler, pandemiler bize de geliyor, bir şeyler oluyor. Fakat netice itibariyle kendinden razı olma denen hali büyük oranda deneyimlemekle alakalı bir tecrübe paylaşıyoruz aslında burada. Şimdi yani... Ben de isterim abi bilmem kaç yüz metrelik yatım olsun. Dünyanın en büyük on yatını izledim geçenlerde. <laughs> beş tanesi Arap şeylerine ait, şeyhlerine ait. Allah kabul etsin muhteşem yatlar gerçekten. Baktım ya verseler hayır demem. Gerçi çok yakıyor benzin olarak ama olsun buluruz. Yatı veren Allah benzini de verir. Ama ne gerek var? ya yani, ben, ben şu bilinç mevzusunu yeni anladım. Yani bilinç ne demek hikayesi daha doğrusu hani teorik olarak hep biliyoruz üzerine konuşuyoruz ama yeni içimde hissettim benim yat bilincim yok benim köşk <laughs> bilincim de yok. Köşk, bak köşk bilinci yaparım ben sana 10 gün bana <laughs> takın ama mesela ben şunu kaldıramam şimdi köşk için öyle ya da böyle yanımda çalışanlar olmak zorunda. Tabii. yani Seda'yla ile beraber köşkte yaşıyoruz olmaz yani hani bir şeyde bir akıllı ile... süpürgeyle ya, süpüremezsin. E, yani. Ha yani. Yanında çalışanların olduğu bir evde ben e, mahrem isim yani mesela o bilinci, aman aman mikrofon, <laughs> o o bilincim yok benim. Yani benim mahremiyet hissim için benim evimde kimse olmamalı ya yani benim mahremiyet algım böyle. Ama köşkteki mahremiyet algısının mantığı farklı. Benim o bilincim yok. Tabii. <laughs> Başka bir yaşam formu. Evet, tabii yaşam yani. formu. Yani yani alışır mısın Ediyorum. Alışırsın. Yani ya zor bir iyi şey köşk yani. arkadaşımın köşkü, iyi yat arkadaşımın <laughs> yatı. Ben bundan yanayım. <laughs> ya mesela bazen de şeyden endişe ediyorum tabi etraftan gelen durum. Mesela bu bakış açısı acaba uzun sürede insanın ekonomik gelişimini sekteye uğratıyor olabilir mi? Çünkü birçok insanın endişesi bu. Yavrum küçük düşünüyorsun, büyük düşün, büyük senin olsun. Başka tarafta çok büyük düşüncelerin var ya da taleplerin var. Hı. Yani burayla ilgili konu. Başka ha. yerdeki bilince büyük. Denge yani. <laughs> tabii yani. Başka bir yerde tabii. senin de büyük tabii ki, isteklerin Tabii ki canım bir sürü yani. talep ettiği başka şey var. Onları açmayacaksın anladım. Tabii <laughs> Yok onları Toplum için söylenecek şeyler değil, değil anladım. Çok de. <laughs> güzel. İşte yani bir tarafta zaten işte insanı insan yapan bu imkansız bir şeyler istemek. Ama bunu bağlayabileceğin en kolay yer parasal kısım yani çal, çırp topla ben de aldırım yat ya yani biraz uğraşsam yaparım herhalde yani çok pahalı değil taksitle gireriz en azından <laughs> bir tane yatımız olur ama bu mu yani gelişim alanı burası mı bunu işte kendinin farkında olmak ve devamlı eksik hisseden kişinin aslında ne için burada olduğunu fark etmemesi bu sorunların hepsinin ilacı abi bu da vallahi yaparak oluyor başka bir yolu yok ya bir şey yapacaksın abi yapacaksın yani bu arada yani kendim için de baktığımda öyle, senin için de öyle. Az önce de aynı şeyi düşündüm. Aslında biz %95 çok çalışma bandını koyduktan sonra %5'i entelektüel entelektüel konuşuyoruz. Tabii ki. Hani konu aslında altta belki 6 ay diye konuştuğumuz şeydi. 6 ay ki sarf edeceğin emekle alakalı lütfen dağınık bir şekilde emek sarf etme. Yani bir ona bir ona kayma. Bir şeye konsantre edip 6 ay büyük bir zaman gerçekten. 6 ay bir şeyi düşünmeye, geliştirmeye konsantre ettiğimizde bir sürü nitelikli şey çıkar. Evet kendimizden bir başka ben çıkartabiliriz bence. Buna katılıyorum ama eğer talebin şeyse hak etmediğin bir para, hak etmediği yani orası için emek sarf etmediğin bir, bir şeyle ilgili, bir maddi varlıkla alakalı bir talepse... Bu, bu, mantıklı bir talep değil yani. Hani bunun sonucunda tatmin olduğun bir sonuç almıyorsun. Cem Yılmaz onu tarif etti ya birkaç sene evvel bizi. Cem Yılmaz çok zeki bir adam. Bence söyledi en zekice laf. Ben de bildiğim bütün başarılı insanlar ben dahil biz it gibi çalışıyoruz dedi. Ha yani. Abi çok doğru bir şey. It gibi çalışıyoruz. Valla biz de it gibi çalıştık. Yani ben hala da onu çok severek söylüyorum burada. Gerçekten it gibi çalışıyoruz ya. Yani it nasıl itlik yapıyorsa <laughs> biz de yaptığımız işi öyle yapıyoruz. Ya. Yani full time. Başka bir derdimiz yok yani. Ama böyle kont gibi olup da it gibi olmak istemek mantıklı değil ya. Yani. Öyle olmuyor bu iş. Bu evren bir denge meselesi. Soru neydi? 6 ayda yeni bir insan mu? <laughs> <Olmuyor>. olur mu? Olunur. <laughs> Ama öyle olunmaz yani. Biraz konuyu uzattık sadece. <gülüyor> <gülüyor>